bizler hayatımızda çok önemli yeri olan, hatta çok önemli dersler çıkarmamız gereken çok özel günler içerisine girdik. Muharrem ayına girdik. Yani Muharrem ayı demek bir de Aşure günü demek. İşte artık Aşure tencereleri kaynamaya başladı. Biz bu hafta Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesine bağlı Ahmetpaşa beldesine geldik. Bugün burada cuma namazından sonra belediye başkanlığı tarafından vatandaşlara aşure ikramı yapılacak. Tabii aşure ikramından önce bir de şehitlerimiz var. O şehitlerimize Mevlid-i Şerif okunacak. Daha sonra aşure dağıtımı yapılacak. Ama biz aşureden önce bakalım Ahmetpaşa'ya en son geldiğimizden bu yana ne gibi değişiklikler yapıldı. Önce Ahmetpaşa'yı sizler için gezelim. Daha sonra da o aşure programında tekrar sizlerle birlikte olacağız. Ahmetpaşa beldesine girdik. Tabii girer girmez de ilk dikkatimizi çeken Ahmetpaşa'nın girişindeki yazılı tabela oldu. Çok da güzel yakışmış Ahmetpaşa'ya sevgili izleyiciler. Onun dışında hemen belediyeye geldik. Belediyenin avlusunda Sayın Başkan'ı yakaladık. Ahmetpaşa Belediye Başkanımız Sayın Osman Geyik şu anda yanımızda. Sayın Başkanım, biz Ahmetpaşa'ya en son geldiğimizden bu yana daha girer girmez değişiklikler gördük. Bu da demek oluyor ki biz gezdikçe burada daha çok değişiklikler göreceğiz. Evet. Hakikaten kısa zamanda çok işler başarıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor bu ara işler? Özellikle bize bu cuma gününde zaman ayırıp çekime geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz de Allah'ın verdiği bize bu akıllı vizyonu Ahmetpaşa'ya kullanmak istiyoruz yani. Kasaba halkı beni 3 dönem belediye başkanı seçti. Bu 3. dönemimiz. Ondan dolayı biz de gecemizi gündüzüme katarak çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Bayramdan önce sadece 40 gün içinde 18 bin metre parke, kilitli parke taşı yaptık. Baza yerimizi çok güzel bir baza yeri haline getirdik. Bir bayrak direği belediye avlusunda görüyorsunuz. Evet. Yaptırdık 30 metreli. Giriş çıkışlara Ahmetpaşa'yı belirlesin düşüncesiyle levhala yaptırdık. Daha sonra baraj yolunun ihalesini yaptırdık. 7 kilometre, 7200 metre parke taşı. Şu anda müteahhit başladı. Hemen hemen bir kısım yerde parke taşından kaplamak üzere. İnşallah 70 günlük bir süresi var. Bu sürede de baraja değil bizim şehitliğimize bağlanan yolumuza kadar parke taşı olacak. %90 altyapıyı bitirdik. %95. Üst yapıyı da %95 bitirdik. Maslak yolu diye bir yolumuz var. Orada kalmıştı. Oraya da başladık. İnşallah 15 gün sonra orada bitmiş olacak. Kasabada hemen hemen yapılmadık altyapı ve de yol parke çalışması bitti sayılır. %95'lerdeyiz yani. %5 istisna. Uç noktalarda olan yapılaşmalarda kaldı. Onlar da inşallah gelecek sezonda en çok olsa 3-5 bin metredir. Onu da yapıp kasabayı bir yaşanabilir bir belde. Zaten bizim 94'te de sloganımız yaşanabilir bir belde. Temiz toplum, temiz Ahmetpaşa sloganıyla başladık bu işe. Şu anda inanın kasaba bir ilçe görünümünde haline geldi. Giriş çıkışları, ağaçlandırma. En azından 700 bin ağaç diktik. Kasabanın giriş çıkışlarını, kaldırımları, akasyalı diktik. Ve bunları büyütmek kolay olmadı. Bunları yaptık. Ama daha da yapacağız. İşimiz bitmedi. İnşallah Akyar Barıcı da projeler yapılıyor. Seneye yapımı yapılacak. İnşaatına geçilir. Evet. Kalan bölge, susuz kalan bölgelerimizde buradan temin edeceğiz. Ondan sonra TOKİ.
işine girdik. Beldede şu anda 89 tane talep. Ahmet Paşa beldesinde TOKİ. Bir dakika, yanlış duymadım galiba başkanım. Nedir bu TOKİ olayı? TOKİ'ye biz 4 senedir uğraşıyorduk. Son anda beldelere şu anda toplu konut dairesi TOKİ yanmıyor. Hani küçük beldelere, ilçeler haricinde, ama biz sağ olsun buradan bakanımız Sayın Veysel Eroğlu, özellikle vekillerimiz Ali Özkaya bize çok yardımcı oldular. Ve de TOKİ'yi başlattık. Talepler topladık. Şu anda 89 talep var. Hızlı bir şekilde projeler devam ediyor. Muhtemelen bir aksaklık olmazsa yılbaşına kadar inşaat projeleri yapılacak. Yılbaşından sonra da inşaat ihalesi olur. Nisan'da falan da müteahhit gelir başlar diye düşünüyorum. Bir terslik olmazsa. Çok güzel olacak. 90 hane demek. Bir kasaba, küçük bir kasaba oturacak demektir. 90 hane az değil yani. 90 konut. Bu da kasabamıza gelirse bir katkı sağlayacak her konuda. Nüfusumuz en az 500 daha yükselecek. Ondan sonra mantarlık çayımız diye bir çay var bizim. Buraya taşkın koruma, Marmara yolundan dönüş yerine köprü, 4,5 trilyonluk bir ihale de 11. ayın 11'inde ihale olacak. Devlet Su İşleri tarafından yapılacak bu ihale. Bizim de takip ettiğimiz projelerden biri. Şimdi şöyle hemen özetleyeyim. 3. dönem Sayın Osman Geyik Başkan'ın 3. dönemi Ahmet Paşa'da. 3 dönem demek ki Ahmet Paşa o kadar akıllı ki, yani hani baktı ki 1. dönem sonunda bir şeyler gördü. 2. dönem sonunda yine daha fazla. 3. dönemde daha da büyümeye başladı bu hizmetler. Ondan dolayı demiş ki 3. defa seçmiş başkana, diyor ki ben boş durmayacağım kardeşim diyor. Yani bu vatandaş bize bu teveccühü gösterirse biz de bu hizmetleri vermeye devam edeceğiz diyor. Evet. Valla biz bu aşure etkinliğinin ilkini yapıyoruz. Dedik ki biz de başlatalım. Hani daha önceleri işlerimiz çok yoğunluğundan dolayı bu işlere zaman ayıramadık. Bu sosyal işlerde 2009'da falan çok maddi yönde belediye olarak sıkıntı geçiriyorduk. Evet. Ama şu anda bütün işleri toparladık. Şükür belediyemizin borcu da yok sayılır. Paramız da var. Onun için bu etkinliklere biraz önem vermemiz gerekti. Kültürel de olarak vatandaşa, evet, şöyle vatandaş, ne kadar güzel. Çok güzel de bir mesire alanı yaptık göletin etrafına. İnşallah orada da bir etkinlik yapacağız. Bu aşure gününü bu şekilde organize ettik. Bir de dedik değişiklik olsun. Mehteren takımı da sağ olsun. Bunlar da kırmadılar bizi. Evet. Geldiler. Bugün cumadan sonra hem aşure ikramı yapacağız, hem şehitlerimize bir Yasin indirteceğiz. Ne kadar güzel. Müftü yardımcımız, hocaların mevlidimiz var. Müftü yardımcımız, bütün hocalar gelecekler. Cuma namazından hemen akabinde burada bir hatim duası olacak. Ne güzel. Mevlid okutacağız. Mevlidin ardından mehteran gösterilerini yapacak. Bugün de dolu dolu yaşayacağız yani. Oh, şöyle kulaklarımızın pastilesin, çok da güzel bir program hazırlanmış. Başkanım, misafirleri fazla bekletmeyelim. Birazdan mehteran başlayacak gösteri yapmaya. Tabii biz de gezelim bu arada. Yani onlar gösteri yaparken Ahmet Paşa'yı gezelim. Başkanın dediği yerlere bir göz atalım, ne var ne yok. Evet. Başkanım da işareti verdi. Mehteran başlıyor. Hadi bakalım gösteri hep beraber izleyelim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية
إذ جاء أهل المرسلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ثم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله tilavet etmiş olduğumuz Kur'an-ı Kerim ayetlerinden haricen okunmuş olan hatm-ı şeriften hasıl olan sevabı Esfiyanın ruhlarına hediye eyledik sen haberdar eyle Allah'ım Ya Rabbel Alemin yine okumuş olduğumuz tilavetlerden hasıl olan sevabı şuraya gelmiş amin demiş kardeşlerimizin İstiklal şahidimiz Mehmet Akif Ersoy'un ifadesiyle şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda diyordu Bu vatanımızın dört bir tarafından toprakları sıksak, toprakları kassak şehit fışkıracak Allah'ım. Ve şehitleri vermeye de hala devam etmekteyiz. Aynı Uhud şehitleri gibi, aynı Kerbela şehitleri gibi şehitleri vermeye devam etmekteyiz. Ya Rabbel Alemin, bu vatandaki, bu vatanımızdaki eli dualı anneler hürmetine, kabirleri bulunan veli zatlar hürmetine bu zulmeti, bu faciaları üzerimizden kaldırıver Allah'ım. Hocalarım, bölge müdürüm, ilçe başkanım, belediye başkanı arkadaşlarım, hanımefendiler ve efendiler, aşire günümüzü, ilki olan aşire günümüze hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah bundan sonra da bu etkinliklerimiz kasabamız adına devam edecektir. Katıldığınız için hepinizden Allah razı olsun. İyi günler. Evet, çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Evet değerli kardeşlerim, bu tür etkinlikler bizleri birlik ve beraberlik içerisinde tutuyor, paylaşmaya öğretiyor. Rabbim bu daveti icabetinizden dolayı her attığınız adıma kalpler ecir versin inşallah. Bizler de Manisa'dan böyle daveti icap ettik. Hepimizden Allah razı olsun. Evet, şehitlerimiz için istek üzerine, baş koymuşum yoluna, düzlüğüne yokuşuna, mavi boncuk takışına, Ölür Türkiye'm! Ölürüz Türkiye'm! Haydi! Ya Allah! Kutsal Üçün'ün yedi! Şehir'in sana
Sevgili izleyiciler, bugün Sinan Paşa ilçesine bağlı Ahmet Paşa beldesinde sizlerle birlikte olduk. İnanın geldiğimize o kadar değdi ki Ahmet Paşa'ya. Önce yapılan o güzel hizmetleri yerinde gördük. Daha sonra da Sayın Başkan'ın ilk defa birincisini düzenlediği ve birçok belde ve belediyede örnek olacağını düşündüğümüz bir program düzenlemiş burada. Nedir? Aşure günü. Cuma namazından sonra vatandaş yerini aldı. Efendim Kur'an-ı Kerim okundu. Mehteran takımı yine aynı güzellikle devam etti. Sayın Başkanım, hakikaten sizi ekibim ve Toprak TV adına tebrik ediyorum. Yani bu kadar olur. Yani başka da söyleyecek söz bulamıyorum. Özellikle ben de bu çekimleri yaptığınız için size özellikle teşekkür ediyorum. Birincisi olmasına rağmen halka, Allah razı olsun kasaba halkıma ve etraftaki misafirlere çok büyük bir katılımla görüyorsunuz. Coşkulu bir katılımla Mevlid-i Şerif'imizi bitirmiş bulundayız. Daha sonra da Mehteran takımı yerini almıştır ve de gerekli programı yapmaktadır. Doğrusu ben de bu kadar ilgi göreceğini zannetmiyordum. Sağ olsun kasaba halkımdan çocuk çoluk, kadın kız, yaşlı ihtiyar, herkes burada. Ben de çok mutlu oldum. İnşallah bunların devamını getireceğiz. Sizin yerinize ben de olsam derdim ki ya ilkini yapıyorum. Acaba şu mu olur, şöyle mi olur? Böyle kafada bir sürü soru işareti olur. Ama hatasız, eksiksiz bir şekilde tamamlandı bu program. O yüzden başkanım helal olsun diyoruz. Aşure çok yapılmış. Herkese bayağı bir aşure dağıtıldı. Evlere de gönderdik. Getiren herkese dolduruverdik. Hemen hemen yetmedi sayılır. Zaten kalan kısmını da hala devam etmekte dağıtma. Biz bu kadar tahmin etmiyorduk. Dedik ki bir aşureyi belediye avlusunda gelen öğrencilere dağıtırız dedik. Bizim etkinlik bayağı bir büyük bir programa dönüştü yani. Evet. Ondan dolayı ben katılan burada misafirlerimize, ilçe başkanımıza, belediye başkanı arkadaşlarıma, bölge müdürüme, müftü yardımcımıza, hocalık kendi kasabamın imamlarına, katılan herkese, beyefendilere, hanımefendilere buradan teşekkür ediyorum. Bizi mahcup etmediler. Allah da onları mahcup etmesin. İşte alkışlar. Siz de ekranlarınızda görüyorsunuz. Kimse yeniden ayrılmadı. Bakın ekranlarda görüyorsunuz. Program güzel olunca böylesine anlamlı ve özel bir günde de zaten Ahmet Paşa'ya da bu yakışırdı sevgili izleyiciler. Ekranlarınızda da izliyorsunuz. Bir kez daha tebrik ediyoruz. Başkanım, hizmetler devam ediyor. Siz yorulmadan devam ediyorsunuz. Son olarak neler söyleyeceksiniz? Vallahi hizmete doyamıyoruz biz. Yani gördünüz belki kasabayı biraz dolaştınız da işiniz icabı çekimler yaptınız. Evet. Ama yani gerçekten kasabanın da bahtı açık. Bizim de bahtımız açık. Hizmet biz takip ediyoruz. Hizmet de geliyor. Çok büyük hizmetlere imza atıyoruz. Tam yolun yarısındayız. 2,5 senemiz daha var. 2,5 sene içinde çok modern bir düğün salonudur. Akyar Barajı'nın bitmiş olması olacak. TOKİ projelerinin hayata geçmesi olacak. Ondan dolayı biz bütün kasaba halkıma bana 3 dönemdir güvendiği için teşekkür ediyorum. Onun adına Allah razı olsun diyorum. Ahmet Paşa bizim yakın takibimizde sevgili izleyiciler. Neden yakın takibimizde? Çünkü her an her şey olabiliyor. O yüzden biz bakacağız bundan sonra birkaç ay sonra daha geldiğimizde Allah neler göreceğiz. Düğün salonu göreceğiz efendim. Başka bir baraj, başka bir piknik yeri, başka bir... Yani bir de şunu söyleyeceğim başkanım, kusura bakmayın. Ben şuna dikkat ettim. Burada yol üzerine çalışma bitmiş. Yani belde içerisinde bütün yollar yapılmış. Ara sokaklara varıncaya kadar. Artık başkan herhalde bu dağlık tepelik yerlerde çok affedersiniz ama hayvanların geçeceği yerleri de yol yapmaya başlamış. Yani onlar da rahat rahat geçsinler diye. Nasıl oluyor başkanım bu? Şimdi bizim 7,5 kilometre olan bir yolumuz var. Hem baraja mesir alanına gidiyor, oradan da şehitliğe bağlanıyor. Evet. Reşat Albay şehitliğine. Biz buranın da ihalesini yaptık. Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz, bakanımızın talimatıyla. Şu anda müteahhit başladı. Müthiş bir şekilde parke çalışması devam ediyor.
Zaten kasabamızın bir uç noktasında halka bir mahalle kalmıştı. Deringendek diye. O mahalleyi de şu anda müteahhit firma çalışıyor. 10-15 güne kadar ikisi de bitmiş olacak. Mesir alanımızı gördünüz. Göletin etrafında çok muazzam bir şey. Ama burası da bize yoludu. Şu anda bütün Afyonluları ve de Sinanpaşa ilçesinin tümünü davet ediyoruz buraya. Yolumuz da parke olmuş durumda. Yarısı bitti. İnşallah bu ayın sonuna kadar havaalanı giderse baraja kadar yol parke bitmiş olacak. Artık toz duman kalmayacak. Eyvallah, ne mutlu. Ekranlarınızda hemen yanı başımda Ahmet Paşa Bellesi'nin çalışkan, yetenekli, tecrübeli belediye başkanı Sayın Osman Geyik var sevgili izleyiciler. Ben bir kez daha sizin huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Bu başarılı hizmetlerinin devamını diliyorum. Ve sizleri Ahmet Paşa'dan bu güzel görüntülerle sizlere veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta başka bir programda, başka bir beldede, başka bir diyarda tekrar sizlerle birlikte olmak ümidiyle yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına yine her zaman olduğu gibi hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.